Selam dostlar, merhabalar, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün güzel bir server tanışacağız, Valeria Roleplay. Yanımda sunucunun kurucuları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle sunucunun konseptinden ve arkadaki arabadan bahseder misiniz? Sunucumuzun konsepti Amerikan Medium Server. Serverımızda çok fazla pay to win yapmamaya çalıştık. Zaten OSI'de silahların fiyatları çok uygun. Hatta bu videonun çekilişi olarak arkamızdaki Nissan GT-R vereceğiz. Artı VIP 2 çekilişi de yapacağız. Ve dediğim gibi çok fazla pay to win yapmamaya çalıştık. Sunucumuzun en büyük konseptlerinden bu birisi şudur. Her gün sonunda eventler olacak. IC para eventleri. Her haftanın sonlarında OC eventler olacak. Ve davet karşılığında, tabii bu her zaman olmayacak. Örneğin ayda bir olacak. Davet ettiği kişi kadar, mesela örneğin sunucumuzda 10 kişi davet ederlerse 20 OC bakiye kazanacak şahıslar. Davet ettikleri kişi de birer bakiye kazanacak. Tamam. Çekilişe Discord üzerinden mi katılacaklar? Evet, Discord üzerinden katılmaları arz edildi. Tamam, o zaman sistemlere geçelim biz. Geçelim. İstiyorsanız önce şuradaki ve şu arka denizin ortasındaki map'ten bahsedelim. Tamam. Hemen çekeyim sizi isterseniz. Mesela burası gördüğünüz üzere bayağı büyük bir map. Burada büyük ihtimal yani bayağı büyük olan birliklere vermeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi çok fazla paraya önem vermiyoruz. Burada mesela en fazla bu kadar büyüklükteki bir map 55-60 küsür liraya satılacak. Uygun da. Birlik yardımları için artık Discord'a gelip tek tek benim birliğim bu kadar yardım almak istiyoruz gibi uğraşmana gerek yok. F3 panelde birlik yardımı diye buton var. Oradan birlik yardım isteyebiliyorlar. Hatta şu an sizi faction atıp destek. Ah, geldi. Aynen. Şimdi dene. Aynen. 7 kişi altına vermiyoruz birlik yardımı. 7 kişi üstü olursa faction veriyoruz. Sunucumuzda mal varlık sistemi yok. Bunu da bildirelim. Yani özelden yazmak için uğraşmalarına da gerek yok şimdiden hatırlatalım. Sizi diğer yere çekmek için gidiyorum. Şimdi öncelikle PD için silah sesi şey var sistemi. Şimdi ben sıkacağım. Sıktım. F11'e bas. Aa, F11'de bir sembol çıkıyor. Chat'te de var zaten. Evet, PD takip sistemi için. Mesleğimiz var, buradan toplayabiliyor. Tabii ki de sunucuyu hard yapmak istemedik. Mesela bir kişi buraya E'ye basıp AFK bile bırakabilir kendini isterse. Otomatik olarak toplayacaktır. F11'de tüm bliplerin yerleri açık. Oradan herkes kolayca bulabilir. Slash meslek bilgi var. 3 tane tohumdan bir tane marijuana paketi elde ediliyor. Tanesi 7K'ya falan satılıyor. Yani para kasmak da kolay ekonomi açıdan. Sistemlerimizden biri silah craft sistemimiz var. Size hemen onu da gösteririm. Tamam. Siz burada ona bakarken Burada buradan da yine AFK. dedikten sonra şimdi bir satmaya çekiyoruz. Arkadaşın üstüne basarsanız satabilirsiniz. Verdi paramı. Bayağı iyi. Tamam, şimdi bölge işgal. Şehrin bazı bölümlerinde böyle ikonlar var. Böyle ikonlarda birlikte en az 5 kişinin aktif olması lazım. 10 dakika içerisinde burada bölgeyi işgal edebiliyorsunuz. Bölgelerden saatlik olarak kazanç almakta oyuncularımızın hepsi. Birliğin üyeleri almaktadır. Tabii bunun için dediğim gibi en az 5 kişinin aktif olması lazım sunucuda ve şöyle işliyor. Örneğin ben burası sizin yeriniz diyelim. Ben buraya 5 kişiyle fethetmeye geliyorum ve size bildirim düşüyor. Sizin birlik alanınız fethediliyor diye. İşgal ediliyor diye. Size de bildirim geliyor ve böylelikle güzel bir rol dönüyor. Saat 9'da Madde X aktif oluyor. Hayır, Madde X bura. Şu içeri gelirseniz. Buradaki Madde X 800K ile satılıyor. 700K ile satılıyor. Burada Gunarpi serbest. Polis giremiyor. Burada yani Gunarpi'yi çevirmek amacımız. Burada 15 dakika boyunca burayı koruyoruz. Daha sonrasında Madde X alıyoruz. Onu Green Park'ta satıyoruz. 800K para alıyor. Ondan sonra da ya da Madde X verip mermi de alabiliyoruz. Bir sonraki sisteme çekiyorum şimdi. Silah craft sistemi. Tren yolundan demir kesiyoruz. Deneyebilirsiniz. Sonra craft masasına gidiyoruz. Şimdi çekiyorum tekrar sizi hemen. Buradan metal materyali alıyoruz. Buradan da metal kesiyoruz. Buradan da slash craft yazalım. Şu anda aktif değil. Büyük ihtimal bakım için çıkartmış olmamız lazım. Onu aktif edeceğiz ama bilginiz olsun. Buradan 3 maddeyi kazanarak silah üretimi olacak. Girmeyeceğim. Tamam. Burada 10 tane topluyoruz. Tamam, yeter şu an. E'ye basıyoruz. Buraya şimdi tekrar gel buraya. 8 tavuktan 16. Şimdi araç muayene tavuktan çıkalım. Şimdi en büyük sistemlerimizden birisi de bu muayene sistemidir. Polisler muayenesi araca ceza yazabiliyor. İstiyorsan siz test edin araca. Tamirci rollerine falan Ben dediğimiz gibi. Sosyal RP'ye özellikle ağırlık verdi. Yani mesleklerin unutulmasın diye. Tüm mesleklerin rolü var sunucuda.
Araçlar muayenesiz gelmek için sunucu da yasak. Yani PD için PD'ler aksi takdirde ceza yazma hakkına sahip. Sunucumuz daha en büyük şeylerden biri ise, skriplerden biri ise hemen gösteriyorum şimdi 4 kişilik bir araç. Sunucumuzda OHAL sistemi var. Şimdi göreceksiniz, başlatıyoruz hemen. Böyle sunucuda ara ara etkinlikler olacak. Örneğin OHAL olsun, sunucuya darbe girişimleri falan gibi. Kemer takmadan çarpınca da araçtan uçma var, hemen göstereyim. Böyle uçuyoruz. 300 saniye bayılıyoruz. Ondan sonra hastaneye bizi birinin götürmesi lazım. Yoksa E sistem var. E'ye basarsak ama hastaneye ışınlanıyoruz. Ama silahlarımız varsa siliniyor. Ama o hastane animasyonu falan var. Başımıza doktorlar bizi muayene ediyor. Bunun içinde 5 tane polis olması lazım. Burada da polislerle Gunnar P'yi çeviriyoruz. Bu da maddeye, madde X gibi 700k para veriyor. Ama burada silahınız gidebilir. Evet, burada polislerle döneceği için polisler silahınızı alabiliyor. Tamam, diğer sistem geçelim o zaman varsa. Bakıyorum hemen. Sunucumuzda kuyumcu, market ve banka soygunu olmak üzere 3 farklı soygun rolleri var. Hemen götürüyorum size. Burası da 5M banka modu var ama kuyumcu diye geçirdik burayı. Kuyumcu soygunu var burada da, hemen gösterelim. 5M tarzına benzettik burayı biraz. Buraya geliyoruz, kuyumcu soy 1 var. Şu an onun chatbox'ı yok. Output box kodlaması olmadığı için yazmıyor ama sunucuda bunun içinde en az 6 tane polis olması lazım. Banka soyma var, oraya çekiyoruz şimdi. Burası var. Burası banka diye geçiyor. Aynı şekilde çalışıyor. Mantıklar aynı. Bunun için polis lazım. Sunucuda PD olmadığı sürece dediğim gibi bankayı soyamıyorlar. Bunun sebebi ise şu: adam oyunda kimse yokken gelip bankayı soyup para bugü yapmasın diye. Yani para basmasın. Bastırmayan, FPS düşürmesin diye galeri sistemimiz var. Hemen onu da göstereyim. Burada tıklayabilirsiniz. Zengin, fakir ve orta galeri olarak 3 farklı galeride 3 farklı araçlar satılıyor. Fakirde de pahalı araç var. Zenginde de pahalı araç var ama modları değişik olabiliyor. Hızları, hantları farklı. Ekran araba gelmediyse çık gir yapabilirsiniz. O arada küçük bir bug olabilir. Bazı arabadan 4-5 tane falan aynı görünebiliyor ama aynı değil. Zaten bunlara bekletten de bakıldığında hepsinin yıl farkı var. Model farkı olduğu için hantları da farklı. Aynen. Sadece model bir aynı. Görünüş olarak. Başka sistemimiz yok. Sunucumuz bu kadardı. Ama daha fazla, dediğim gibi, sunucuyu açalı 2 gün daha olmamıştır bile. Daha bir sürü script ve mod getireceğiz. Script'ler düzenlenecek. Market sistemimizi gösterebiliriz. Son bir kez o kaldı. Gösterelim. Oraya hiç girmeyelim istiyorsan. Burası da böyleydi. Telefon aldıysanız eğer F1 ile telefon açılıyor. Hemen size vereyim ben. F1 ile telefon açılıyor. Başka da yok. Evet dostlar, videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Bayağı iyi bir sunucu. Ben de burada oynayabilirim. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.